Herkese tekrardan selamlar. Bugün yorumlarda bir arkadaşın isteği üzerine laptopları bataryada mı kullanmalıyız yoksa şarjda mı kullanmalıyız? Bu videoyu çekeceğim bugün. O arkadaşlara da buradan teşekkürler. İçerik bulma konusunda sıkıntı yaşadığım bir dönemde bana böyle bir içerik fırsatı sunması güzel oldu. Eğer sizin de aklınızda içerikler varsa kanala daha çekilmemiş yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet yanlış duymadınız. Bugün laptopları şarjda mı kullanmalıyız yoksa bataryada mı kullanmalıyız? Buna değineceğim. Şimdi ilk olarak iki tarafı ayıracağım Bir PC, bir de Mac tarafı. PC dediğime Windows, Linux giriyor. Bir de Mac tarafı Apple'ın kendi Apple, MacBook Pro, MacBook Air cihazlarında kullandığı taraf. iki tarafa ayırmamın sebebini birazdan değineceğim. Ama ilk olarak şöyle temel şeylerden bahsedelim. Pil devri veya batarya devrini burada bilmek lazım bir doğru kullanım için. Pil veya batarya devri arkadaşlar sizin pilinizin veya bataryanızın sıfırdan yüze çıkma durumudur. Yani laptopun içindeki bataryayı veya pili yüzde yüz kullandığınız zaman bu bir devire eşit oluyor. İngilizce'de buna cycle deniyor. Bunu da söyleyeyim. Cycle deyince belki çoğunuz daha rahat anlar bu döngüyü. Ayrıca şunu da söyleyeyim burada ben. Laptopun illa sıfırdan 100'e gelmesine gerek yok. Hani 70'e düşer siz sonra biraz daha şarj edersiniz 80'e gelir. 80'den sonra 20'ye düşerseniz o toplam harcadığınız pil %100 olduğu zaman yani %100'e ulaştığı zaman piliniz bir devir eskiyor. Yani devir atlıyor ad üstünde yani cycle döngü. Yani iki kez sıfırdan 100'e getirdiysen pil devri 2 oluyor yani öyle söyleyeyim. Bu aklınıza kalsın ilk olarak çünkü buna da ileride değineceğiz. Şimdi PC ile Mac farkı ne burada? Şimdi ona değinelim. İlk PC tarafından bahsedeceğim. PC ile Mac farkı arkadaşlar şu. Mac laptoplar enerji verimliliği ile performans aynı potada sunduğu için size laptopu fişe takılı olarak kullanmasanız da aynı performansı elde edersiniz bataryada. Yani şöyle düşünün. Siz aldığınız MacBook Air eve geldiniz. Adobe Premiere Pro'yu veya e, kendi video kurgu programı olan zımbırtıyı açtınız işte. Yani yüksek işlemci ve yüksek ekran kartı gücü gerek bir programda çalışıyorsunuz ve laptopu fişe takmadınız Mac'inizi taksanız da takmasanız da aynı performans alsınız fakat Windows tarafında böyle değil şu an zaten pazarın yüzde 90'ının üzeri Windows olduğu için sizde de büyük bir ihtimal Windows laptop olduğu için arkadaşlar Gaming laptopunuz varsa şu dediğimi deneyin bir fişini çıkarın laptopun bir tane oyun veya bir tane yüksek enerji gereksinimi olan bir uygulama açın ve laptopu fişe takmadan o işi yapmaya veya o oyunu oynamaya çalışın. Oyunda büyük bir ihtimal fişe takılı olmadığı sürece 30 FPS'in altında alacağınız PC tarafında. Mac tarafında böyle bir şey yok. O yüzden Mac tarafı için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Pilinizi şarjda kullanmanıza gerek yok. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde performans düşüklüğü yaşamazsınız. Ama PC tarafına gelince işte burada Dell var, Lenovo var, HP Windows yani Windows ve Linux'a gelen her makine de arkadaşlar fişe takmadığınız zaman laptopunuzu performansın %70 çöpe gidecek. Ya bunu deneyebilirsiniz. Çok basit. Dediğim gibi bir tane oyun açın. Fişe takılı olarak bir oynayın. Bir de fişe takılı olmadan oynayın. Aynı FPS değerlerinin yakınına bile yaklaşamazsınız size. Öyle söyleyeyim. O yüzden şu aklınıza bulunsun. Sizin bir Mac'iniz varsa mutlaka ve mutlaka pilde kullanabilirsiniz. Çok rahat veya bataryada daha doğru bir tabir. Bunda herhangi bir şekilde sıkıntı yok Çünkü siz şarjda da kullansanız bataryada da kullansanız Aynı performansı alacağınız mekinizden Fakat Windows tarafına gelince iş böyle değil Adam diyor ki Hem benim pilim eskiyecek Şarjda kullanması gerek çünkü adamın Adam video kurgu yapıyor Tam performansa ulaşamadan Laptopta video kurgu programının kimse kasarak çalışması istemez O yüzden şarja takınız. Eğer bu dediğimi yaşatmayacak bir Windows laptop varsa Bana da söyleyin Ben çünkü öyle bir Windows laptop görmedim daha yani Fişe takılmadan tam performans veren Ve şöyle söyleyeyim en kötü %70 %80 performans veren bir laptop görmedim. O yüzden Windows tarafında şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Pilin zaten içinde kimyasal yapıda maddeler var. Bir sürü kimyasal yapıda maddeler var. Yani siz bu pili veya bu bataryayı laptopta kullanmasanız da eskiyecek o yani. Onu bir söyleyeyim. O yüzden size şunu söyleyeceğim. PC kullanıyorsanız şarjda kullanmanızda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Zaten günümüzdeki PC gaming laptop, ultrabook tarzı bu laptoplarda taş çatlasın 8-9 saat pil ömrüne sahip olabiliyorsunuz şarja takman. O da Chrome'da gezinmekten falan bahsediyorum. Gaming laptoplarda o 2-3 saate düşüyor zaten. Onu da belirteyim buradan yani. O yüzden PC tarafında fişe takılı olarak kullanın. Ultrabook olsun, gaming laptop olsun yani mecbursunuz buna. Çünkü performansınızın %70'i çöpe gidecek. O da en iyimser tahminle yani. Bazı laptoplarda %90 bile yani aslında siz laptop alırken taşınabilir değil taşınabilir ve fişe takılabilir en iyi performansı almak için laptop alıyorsunuz. Burada durum bu ama Mac tarafında dediğim gibi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mac tarafında herhangi bir şekilde fişe takılı veya şarja takılı olmadığı sürece performans düşüklüğü yaşıyor diyemem. Çünkü öyle bir şey yok Mac bunu gayet iyi çözmüş yani. Evet yani bu durum böyle. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. Bu bataryayı veya laptopun pilini artık ne diyorsanız siz ona onu çıkararak kullananlar bataryayı çıkaranlara bir iki şey söyleyeceğim. Arkadaşlar laptopun bataryası laptopun bir nevi sigortasıdır. Eğer siz akım korumalıda priz kullanmıyorsanız ve evinizin elektrik hattındaki topraklama mı? Aynen topraklama diyeyim direkt. Top veya direkt topraklama yoksa evinizde o laptopunuz 2-3 elektrik kesintisi sonrasında normal haliyle bozulabilir. Çok yüksek bu ihtimal eğer evinizin topraklaması yoksa. Şimdi bu bataryayı falan niye çıkarmıyorum diyorum. Arkadaşlar laptopdaki batarya sigortadır. Eğer laptoptaki bataryayı çıkarsanız akım korumalı da bir priz kullanmıyorsanız laptopun arkadaşlar herhangi bir şekilde şeyle koruması kalmayacaktır. Bataryayı çıkardığınız anda akım korumalı da priziniz yoksa. Yani fişten, fişten diyorum prizden çektiği neyse doğru akım olduğu için adaptörlerde de doğru akımla da direkt olarak laptopa gönderecektir. Voltaj düşüklüğü falan bataryada kullan bataryayı da çıkardığınız için aynı zamanda akım korumalı prizde kullanmadığınız için yani prizle bir nevi laptopunuz ilişki yaşayacaktır aralarında. Anladınız siz o dediğim yani. Komple SEDAŞ'ın arkadaşlar laptopun bozulup bozulmaması SEDAŞ'ın elinde olacak bu sayede. Yani evinizde herhangi bir şekilde voltaj veya akım dalgalanması gibi bu tip şeyler yaşarsanız laptopunuz çöpe gidebilir. O yüzden laptopu mutlaka ve mutlaka üzerinde batarya, olarak, batarya takılı olarak kullanın. Tamam mı? Yani bunu diyorum ama tanıdığım çoğu kişi de böyle yapmıyor. Yani laptopun bataryasını çıkarmış bir şey takılı olarak aynı masaüstü bilgisayar gibi kullanıyor. Sanki güç kaynağı var anasını satayım yani. O yüzden bu dediğim yapın aynı zamanda akım korumalı priz alırsanız da iyi olur arkadaşlar. Bir ekstra daha güvenlik önlemi almış olursunuz. Tekrarlıyorum. Windows tarafında kullanıyorsanız batarya veya pilinizi çıkarmayın şarj edilebilir olarak kullanmanızda sıkıntı yok. Mac tarafında istediğiniz gibi kullanın. Mac'lerin zaten genel olarak 500 ve 1000 pil devri oluyor. Yani bu 500 ve 1000 pil devri modelden modele değişmekle birlikte diyorum. Bu kadar pil devrini açınca pil eskiyor. Zaten Macbook'larda bildiğiniz gibi pil sağlığı var. Windows'da pil sağlığı gibi bir bölüm ben Windows'u 7 senedir kullanmama rağmen göremedim. Ya Windows laptoplarda pil çok umurunuzda olmasın. Yani şişmediği falan filan süreçte zaten laptopun pilin veya bataryasının gidebileceği Windows tarafında 2-3 senesi var. Yani 2-3 sene son çöp olacak o bataryası. Öyle söyleyeyim. Her türlü fişte kullanacağınız. Mac tarafında ama dediğim gibi burada ayrıcalıklı olarak tutuyorum. Mac tarafında öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani umarım Umarım anlamışsınızdır. Her neyse bir de son olarak şu şeyi değineceğim. İşte ben senin dediğin gibi kullanıyorum işte şarjı bitince şarja takıyorum. Şarjı kaçta kesmeliyim? Atıyorum %80 olduğunda mı şarjdan çıkarayım laptop mu? PC olsun Mac olsun fark etmez. Yani ne yapmalıyım? Arkadaşlar yani %80 falan filan bu işler hikaye. Bu işler Apple'ın telefonlarda uyguladığı iyileştirilmiş pil şarjı diye geçer. %80'den sonra Mac cihazlar da voltajı düşüreceği için yavaştan şarj edecekler. Mac'inize çıkarabilirsiniz ama Windows'da böyle bir durum görmedim ben yani. Düpedüz %1'den %2'ye hangi hızda geliyorsa %80'den de %81'e aynı hızda geliyor. Hiç voltaj falan kestiğini görmedim ben laptoplarda Windows veya PC tarafında diyeyim daha doğrusu. O yüzden gönlünüzce kullanın. Ya yani arkadaşlar bu laptoplar sizin size konfor katmak için geliyorlar. Ben bir de onu 2 dakika ay %80'in üzerine çıktı mı çıkmadı mı diye kontrol etmek işkence. Kontrol etmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani %80'den %100'e kadar bekleyebilirsiniz. Hani çıkarsanız da çıkarmasanız da en başta dediğim şey geliyor. Laptopun bataryasının içinde kimyasallar var. Kullanmasanız da kullanmasanız da zaten o kimyasallar bitecek. Yani kullanmasanız da eskiyecek demeye çalışıyorum. Yani çöp olacak demeye çalışıyorum. Onu diyorum. Hatta şöyle. 5 e meyli migros veya 4 meyli migroslarda bazen durosel pillerde indirim oluyor. Ya. Yani duroselde e, bilmem ne pillerinde indirim oluyor ya. Arkadaşlar arkasında yazar onların üretim tarihi. Üretim tarihi geçtikten sonra o piller eskidiği için o kimyasallar artık boşaldığı için diyelim fiyatlarını çok uygun satıyorlar. Bunda dikkat edin. Hani bazen pillerde devasa indirimler oluyor. Ona da dikkat edin. O da zaten dediğim şeyden kaynaklı. Üretim tarihi 2-3 sene geçmiş. Pilin içindeki kimyasal boşalmış. Hiç kullanılmadığı için mağaza artık onları elinden çıkarmak için çok çok ucuz fiyata veriyor. Ha, alınır mı alınmaz mı? Orası sizin kararınız. Ben, ben şahsen aldım. Yani televizyonun kumandasına takacaksınız o tip pilleri de. Kullanabilirsiniz. Yani kısacası bu. Ha bir de şey deneyeyim. %20'nin altına düştüğünde işte pili şarj edeyim mi yoksa devam mı edeyim yüzde sıfıra kadar indireyim mi? yüzde sıfıra kadar indirdiğin zaman şöyle olsa burada lityum iyon lityum polimer diye ayırabiliriz bu konuyu ama mesela şöyle söyleyeyim drone kullanıyorsanız mesela drone'daki pilin yüzde altına düşürmemeye dikkat edin hani. Havada olsun olmasın zaten DJI dronelarda mesela altına ince pil otomatik olarak inişe geçer drone ama onun haricinde dediğim gibi yani altına da çok düşüş, düşürmeyin. Yani %15'de 16'da pile takın arkadaşlar. Fişe takın. Mac olsun, Windows olsun, telefon olsun fark etmez bu dediğim. Yani komple de o kadar %0'a, %5'in altına falan getireceğim diye uğraşmayın. Yine getirirseniz ne olacak? Çok bir şey değişmez yani. Zaten tekrar tekrar diyorum bu cihazlar sizin hayatınıza konfor sağlamak için ürettiler bu tip cihazları. O yüzden yani böyle ay pinli %80'de çekeyim işte %5, %5'i indi işte bir daha yüzde onda fişe takayım falan böyle tip şeylerle uğraşmayın yani indi sonunda zaten tekrar tekrar diyorum bunların ömürleri bitecek. Bu videolukta benden bu kadar. Umarım anlamışsınızdır anlatabildiğim şeyleri. Aklınıza takılan soru olacağını zannetmiyorum ama sorunuz varsa yorumlara yazın videoyla alakalı. Dediğim gibi video fikirlerinizi de bekliyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın.